Horasis 2022-2023 küresel toplantısını Gaziantep Belediyesi'nin ev sahipliğinde 22-23 Ekim tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirecek. Horasis küresel toplantısının temel vizyonunda ise inovasyon, sürdürülebilirlik ve yeniden yapılanma üzerinde nasıl bir olumlu etki yaratacağını düşünmektedir der vizyonlarında da bu var. Kendisiyle konuşacağız. Horasis Başkanı ve Davos eski yöneticisi Frank Jürgen bizlerle birlikte. Welcome to Frank. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, öncelikle şununla başlamak istiyorum. Öncelikle bize biraz bilgi verebilir misiniz Horasis Vizyon Komitesi ile alakalı? Şimdi Horasis küresel toplantısını Gaziantep'te gerçekleştireceğiz ve bu konuda gerçekten çok mutluyuz. Gaziantep Belediyesi bizi davet ettiği için çok mutluyuz. 500'den fazla konuşmacı olacak. Yeniden yapılandırma sürecini konuşacağız. Horasis kendisi bir vizyon komitesi ve yıl içerisinde pek çok farklı yerde farklı zirveler gerçekleştiriyoruz. Şirketler, sivil toplum, hükümet nezdinde farklı konuşmacılar oluyor ve son birkaç yıldır bunu yapıyoruz. Ve buradaki fikrimiz geleceğe biraz ilham vermek. Yani Gaziantep'le de çok somut bir şekilde farklı burada tavsiyelerimiz olduğu en başta iklim değişikliğiyle nasıl başa çıkılabileceği yönünde ve tabii ki iklim değişikliğine yol açan diğer sorunlar da konuşuldu. Ve tabii ki bir taraftan hem Türkiye'ye hem de özellikle de Gaziantep'e yatırımların gelmesi konusu ele alınacak. Evet, Gaziantep Belediyesi tarafından da buradan aslında orada yapılıyor. Bu konunun amacı tam olarak nedir? Tam olarak neyi amaçlıyorsunuz bu zirvede? Bu küresel anlamda Türkiye ve Gaziantep'e odaklanan bir zirve olacak ve tabii ki Türkiye'den de iş dünyasından pek çok katılan olacak ve B2B toplantılar olacak. Özellikle de burada yeniden yapılandırma sürecine odaklanacak. Yani burada belki yeni yatırım teklifleri gelecek ve bütün Gaziantep bölgesinin çevresinin yeniden yapılandırılması söz konusu. Ve bir taraftan tabii ki sürdürülebilirlik ve yeniden yapılandırmanın ve yeniden o gibi felaketlerin önlenmesinin bir şekilde çözümleri aranacak. Bu anlamda bir diyalog tabanı oluşturuluyor ve 48 ülkeden farklı temsilciler yer alacak konuşmacı olarak. Evet, depremden sonra acaba yapı sektöründe neler sizce yapılmalı? Bence Türkiye hükümeti gerçekten de deprem sonrasında çok iyi bir iş çıkardı ve insanlara bir şekilde yardımcı oldu. Ama burada yeniden yapılandırma nasıl başlayacak? İşte bu çok önemli. Ve aynı zamanda bizim nasıl bir şekilde hem sert yapılandırma süreci burada önemli, yani işte binalar ama bir taraftan da eğitim gibi konular ya da işte iş fırsatlarının Gaziantep'e gelmesi gibi konular da önemli olacak. Örneğin işte Silikon Vadisi'nden ya da Güneydoğu Asya'dan katılımcılar var burada konuşmacı olarak yer alacak ve burada farklı ilham kaynakları olabileceğini düşünüyoruz. Evet, gerçekten harika. Türkiye hükümeti sürdürülebilir büyüme konusuna odaklanıyor ve aynı zamanda geleceğe de daha etkili bir şekilde bir etki yaratabilmek için odaklanıyor. Bu süreçte sizin verebileceğiniz tavsiyeler ne olabilir acaba? Yani burada şehirlerin yeniden yapılandırma süreci devam ederken. Şahsi olarak ben Türkiye ekonomisini çok iyimser görüyorum. Tabii ki dünyada olduğu gibi, diğer yerlerde olduğu gibi COVID sonrasında ortaya çıkan problemler var. Ama artık Türkiye'nin büyüme zamanı geldi ve ticaret verileri de çok iyi geliyor. Elimize ulaşan son 3 verilere baktığımız zaman yatırımlar geri dönüyor ülkeye ki Finans Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı çok iyi bir iş çıkarttı.
çıkarıyor yabancı yatırımcıların gelmesi için. Dolayısıyla küresel ekonominin büyümesi için Türkiye gerçekten önemli bir role sahip. Asya ve Avrupa'yı bir araya getiriyor. Orta Doğu'yu ve Afrika'yı bağlıyor. Dolayısıyla Türkiye bunu yapabilmek için, bu coğrafyaları birbirine bağlamak için çok önemli bir yere sahip. Bizim de özel sektör olarak bu süreci besleyebilmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz destek olabilmek için. Ve bir noktada buradaki rekabetçiliği artırabilmek için, teknolojiye ve dijitalleşmeye yön verebilmek için, buradaki yatırımları artırabilmek için yapılan adımlar çok önemli olacak. Türkiye ve özellikle de Gaziantep belki de gelecek zamanda yeni bir Silikon Vadisi olabilir. Evet, şunu da sormak istiyorum. Acaba Türkiye, dünya acaba sürdürülebilirlik konusunda ve yenilebilir, yenilenme konusunda biraz orada yol kat etti mi? Ne dersiniz? Evet, burada tabii ki bir yol kat edildi ama daha fazla yapmamız gerekiyor. Örneğin Dubai'de bu sene sonunda COP toplantısı gerçekleşecek ve burada iklim değişikliği konuşacak. Yani bir ülke burada tek başına bu konuyla mücadele edemez. Her ülke bir şekilde üzerine düşeni yapmalı ve birlikte hareket etmeli. Aynı zamanda sürdürülebilirliğin elementlerini de bir araya getirip bunlarla konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Ve bu sadece, yani burada iklim değişikliğine de bakmanız gerekiyor. Örneğin yatırım yaparken, yani bu sizin iş modelinizin bir parçası olması gerekiyor. Etki yatırımlarınızın bir parçası olması gerekiyor. Toplum için iyi şeyler yapmanız gerekiyor. Evet, bir makale yazdınız. Özellikle gıda ve su güvenliği ile alakalı olarak bir makaleydi bu. Buradaki bu makaleden çıkan genel mesajları bizimle paylaşabilir misiniz? Evet, biz aslında zirvede bu konular da ele alınacak. Gıda ve su güvenliği konuları ele alınacak. Ve şunu görüyoruz, yani burada gıda ve su güvenliği konusu, özellikle de Ukrayna Savaşı sonrasında çok büyük öneme sahip oldu. Aynı zamanda tedarik zincirlerinin kırıldığını gördük örneğin COVID sonrasında. Afrika'da insanlar gerçekten bu konudan çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Özellikle de gıda ve su güvenliği konusunda, ama sadece Afrika'da değil, yani gıda güvenliği gerçekten de çok önemli. Örneğin işte Hindistan burada yine sıkıntı çekebilecek ülkelerden bir tanesi. Yani yiyeceklere ve suya temiz bir şekilde ulaşabilmek, bunların hepsi inanılmaz önemli. Dolayısıyla burada biz zirvede somut örnekler alabilmeyi çok istiyoruz. Bu konuyla alakalı bir belge yayınlayacağız ve buradaki sorunlar olacak, buradaki sorunlar ele alınacak. Çok çok teşekkürler. Zirvede size bol şans. Ben teşekkür ederim. Şimdi Horesis Başkanı ve Davos eski yöneticisi Frank Jürgen Richter bizlerle birlikteydi ve Gaziantep'te gerçekleştirilen zirve